5-11 haftası nelere dikkat etmeliyiz diye kartlarla yorum yapacağım. Kendi kartlarım, kendi tasarladığım kartlarım. Her burcu 3 tane kart seçeceğim. Öncelikle koçlarla başlıyorum. 1, 2, 3. Kartları kenara bırakıyorum. Siz istediğini seçeceksiniz. Kağıtları görmeden önce 3 karttan birini seçiyorsunuz. Özellikle işinizle alakalı yenilemek istediğiniz ve oluşturmak istediğiniz problemler üzerinizde yük olarak görüyorsunuz. Bu yüklerden kurtulma dönemi başlayacak. Evliyseniz ya da evli değilseniz bile aile kurmak, düzen kurmak, evliyseniz çocuk sahibi olmanın hedefi olarak gösteriyor. Sağlık konunuzla ilgili bol bol beyin jimnastiği, yani kafamızı yoracak şeyleri kitap okuyarak geçirebilirsiniz değerli koç burçları diyorum. Evet, değerli boğaları çekiyorum. 1, 2 ve 3. Değerli boğalar, siz bunlardan herhangi birini aşk olarak 3 karttan birini seçip ona göre dinleyeceksiniz. Ben yorumluyorum. Özellikle kadınsal bölgeniz ya da erkekler için baş ve kol bölgeleriyle ilgili sağlık problemi söz konusu, dikkat etmeniz gerekiyor. İş konularınızla ilgili kendinizi çok yorgun, mutsuz ve kararsız bir noktada görüyorsunuz. Bunları iyileştirmeniz lazım bu hafta. İlişki konusunda da zamanı gelince doğru aşk beni yakalayacak ya da ilişkinizle ilgili doğru zaman için bu hafta değil uyarısı veriyor değerli boğa burçları. Evet, ikizleri seçiyorum. 1, 2, 3. Siz 3 taneden birini istediğinizde seçeceksiniz. Aşk konunuzda beklediğiniz doğru gözlere bakmak, inanmak istediğiniz enerjileri sağlayıp doğru hayat arkadaşıyla karşılaşmak istiyorsunuz. Ya da evliliğinizde ters giden ifadelerde, gözlemlemelerde bir yanlış anlaşılma olabilir. Bunları toparlamanız lazım. İş konunuz. Şeytana uymayın, gereksiz iletişimlerden uzak durun ve enerjinizi bozmanızı uygun görmüyorum. Sağlık konusu. Dengeli beslen, dengeli uyu ve vücudunu iyi dinlendir diyorum değerli. Evet. 2, 3. Değerli ikizler burcu, size çekiyorum. İkizleri yaptım mı ya? Şimdi koçu yaptım. Boğayı yaptım. İkizleri yaptım. Pardon, yengeç burcuna geçiyorum. Kartı siz seçiyorsunuz. Evet, seçiyorsunuz. Çevrenizde büyüklerinizle alakalı maddi olarak tartışmalar söz konusu olabilir. Kendinizle alakalı beklediğiniz paralarda, ailevi konularda haksızlığa uğrayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Seyahat etmek, yeni noktaları belirlemek istiyorsunuz ve duygusal olarak da yeni bir insan beklenti içerisindesiniz. Bu doğru insanı bulacaksınız. Sağlık olarak değerli yengeç burçları, vücudumuz ve göz ve ellerle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız bu konuda ihmal etmeyin. Aslan burçlarına çekiyorum. 2, 3. İş konusunda ihanete, iş konusundaki güvendiğiniz yurt dışı bağlantı ya da şehir dışı bağlantılarınızla ilgili yalanlara maruz kalabilir, canınızı yakabilir. Dikkat diyorum. İlişkinizde özellikle yalanlar, iftiralarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklediğiniz ya da olmasını istediğiniz insanın yalancı olduğuna karar verebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle dişlerinizle alakalı noktaya ihmal etmemeniz lazım değerli aslanlar. Evet, Başak burçlarına 3 kart çekiyorum. 1, 2, 3. Siz istediğinizde seçeceksiniz. İş konunuzla ilgili yaşayacağınız hata size 1000 pişmanlık yaratabilir. İşte dikkat etmeniz lazım. Konularınız, evraklarınız ihmal olsun istemiyorum. Sağlık olarak su ya da gıdalı sulu şeyler tüketmeniz lazım. Bağırsaklarda düğümlenmeler söz konusu olabilir. Bu da aşk için diyorum. Ruh ikizinizle karşılaşıp doğru dengeyi, doğru aşkı yakalayacaksınız. Değerli aslan. Başak burçlarıydı. Başaklardı değil mi? 1, 2, 3. Terazilere geçiyorum. Siz 3 kartı seçin. Bunlar benim kendi kartlarım. Kendi enerjimle yaptım. Evet, değerli terazi burçları. Güzellik takıntılığınız, özellikle saçlarla ilgili dökülme, vücut alerjilerinize dikkat edeceksiniz. İhmal etmeyin.
Muhteşem bir aşka ya da ilişkinizde muhteşem pastalar, hediyeler ve beklenmedik güzel sürprizler yaşanacak. Bunun kıymetini bilin diyorum. İş konunuzdaki çevrenizdeki insanlarla ilgili yaşayacağınız iletişim ya da söylenecek noktalar biraz sizin canınızı sıkabilir. Ölüm kederine düşebilirsiniz. İşinizi sakın kaybetmeyin diyorum. Akreplere çekiyorum. 1, 2, 3. Bu kartlardan herhangi birini siz niyetleneceksiniz, ona göre çektim. Evet, ilişkinizin bitme dönemi ve artık hayatınıza yeni bir insan alıp yolunuzu belirlemeniz lazım. Karşımdaki kişinin size hiçbir faydası ve sorumlulukları almadığına karar vermişsiniz. İş konunuzla alakalı yeni bir iş beklentisi, yeni bir evrak, yeni bir oluşum ve bulunduğunuz noktayı yıkıp farklı bir noktadan teklif bekliyorsunuz. Biraz daha vakti var diyorum. İçsel dünyanızda psikolojiniz çok yorgun ve psikolojiniz boşlukta. Boşluğunuzu düzeltmeniz lazım. Değerli yay burçlarına çekiyorum. Kartı siz belirliyorsunuz. Şöyle. Gerçekten de yay burcunun kartını çekmişim. İlişki konusunda beklenmedik sürprizler, geçmişe ait kişilerle aranızda iletişim, yepyeni bir aşka yelken açmak isteyen için doğru fırsat, doğru değerlendirin diyorum. Sağlık konu, sağlık kartını gerçekten almışım. Özellikle migren, bel ve boyun bölgeleriniz dikkat edilmesi lazım. İleride sorun yaşamayın istiyorum. Sağlıkla, parayla alakalı noktanızda sürpriz paralar, sürpriz beklenmedik olaylar sizi çok mutlu edecek ve güzel hazine kapınız var gözüküyor. Toprak, ev, ev almak gibi fikirler ön planda. Değerli oğlaklara çekiyorum. Üçer tane siz kartınızı seçin lütfen. Seçiyorum. Hemen başlıyorum. İş konunuzla alakalı beklenmedik yollar, ortaklı süreçler ve ortaklı evrelerde büyük bir mutluluk tadacaksınız. Sağlık olarak aile büyüklerimizde bir sıkıntı, özellikle ateş burcu kim varsa sağlık problemi sıkıntılı olabilir. Dikkat diyorum. Hayatınızda hiç beklenmedik bir iş ve bu iş kapısı size çok büyük kazançlar sağlayacak ve bu kazançlar mal, tapuluk evraklarla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Kova burçlarına çekiyorum. 1, 2, 3. Muhteşem bir iş anlaşması, yeni bir oluşum ve yeni bir evrak ve kadınlarla ilgili yapacağınız işler size çok büyük başarı. Özellikle kadınsanız bile çevrenizdeki insanlarla iletişim enerjiniz muhteşem olacak ve ödüllenme döneminiz. Sağlık konusunda tebrik ediyorum. Doğru beslenme, doğru enerji size çok iyi gelecek ve enerjinizi gayet güzel toparlayacaksınız. Aşkta bereketlenme, yenilik, yeni oluşum, yeni bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani korktuğunuz gibi değil. Çekiyorum son kartı. Balıklar için galiba. Evet, balıklar olması lazım. Maskeler geride kalıyor. Muhteşem 365 günlük muhteşem bir aşkla, muhteşem parayla ve değişmesini istediğiniz her şey hayatınızda verimlilik de değişecek. Verimlilik güçlenecek. O yüzden bu dönem hayatınızdaki eksik olan her şey. Evet, haftalık olarak kendi tarotlarım. Bunları siz kendiniz de satın alabilirsiniz. Kendiniz de tek soru tek cevap şeklinde cevaplayabilirsiniz değerli. Evet, bunlar bana ait kartlar. Her hafta pazar günü yayınlayacağım. Tarotlarla tüm burçlara üçer kart seçeceğim. O kartlardan siz kalbinize göre seçeceksiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.